Evet, çözümlü örnek 8'de yolumuza devam edelim. Artık 8'i çözmeyeceğim. Aynı şey zaten. Hani şurada bakarsanız bulunan çözeltiler karıştırıldığında diyor oluşan yeni karışım kütlece %30 şeker içeriyor diyor. Yani bize son yüzdeyi vermiş dikkat ederseniz. Ve eklenen şeyi soruyor. İkinci çözeltinin şu şekilde. Dolayısıyla bunlardan da yaptık. Pekiştirme sorularına başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar şurada bir pekiştirme sorum var. Haydi bakalım. 240 gram, 200 gram, 200 konuşacağım inşallah. 240 gram kütlece %20'lik şeker çözeltisine 480 gram yüzdesi bilinmeyen bir çözelti karıştırılıyormuş. Sonra oluşan çözeltiye 240 gram su eklendiğinde son çözeltinin derişimi işte falan 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 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar şu sistem 1. 480 gram kütlece yüzdesi bilinmeyen bir çözelti sistem 2. Oluşan çözeltiye bir de 200 gram. Ay ben bu 240'ı söyleyemiyorum. 240 gram su ekleniyor. Bu da sistem 3. Şimdi bu durumda M1 çarpı %1 artı M2 çarpı %2 artı M3 çarpı %3 eşittir. En son çarpı yüzde son olacak. Şimdi en birim ne? 240. Yüzdem ne? 20. Artı. M2'me geliyorum. 480 eklediğimi biliyorum. Ama yüzdemi bilmiyorum. Artı. 240 gram su ekliyorum. O yüzden burayı tabii ki sıfır kabul ediyorum. Şimdi geldim son yüzdeme. Son kütleme. 240. 240 daha 480 eder. 480 daha arkadaşlar 960 oldu herhalde son yüzdem. Dolayısıyla 960 çarpı bir de yüzdem 10 oluyormuş arkadaşlar. Yani yüzde sonum 10 oluyormuş. Bu şekilde yazdım. Şimdi 24 ile 2'yi çarptım. 48, 2 sıfır ekledim. Artı 480 %2. Şurası zaten sıfır. Eşittir 9600. Şimdi 480 %2 eşittir 4800 arkadaşlar. 9600'ü yanlış yazdım ama 96.000 yazmışım. Şurası 9600 oldu. 9600'den de 4800 çıkarsa zaten 4800 kalacak. Arkadaşlar burada da yüzdem ne oldu? 10 çıktı. Demek ki bu işlemler sonucu benim yüzdem %10 olarak ha pardon. Demek ki eklediğim çözelti %10'lukmuş. Ben buradan bunu anladım. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kütlece %25'lik 200 gram X tuzu çözeltisinden 90 gram su buharlaştırıldığında 10 gram X katısı çöküyormuş arkadaşlar. Buna göre son çözeltinin kütlece yüzdesi nedir diyor. Şimdi bence şöyle yapalım. Bunu artık formülden gitmeyelim. Çünkü çökme mökme 10 gram falan var. Yani gidebilirsiniz gerçi ama hani şu %25'lik 200 gram çözeltiyi ben bacaklarını ayırmak diyorum şöyle. Tuz ve su miktarını bulabilmek açısından arkadaşlar. Dolayısıyla 100 çözeltinin 25'i tuzmuş. %25'likten için konuşuyorum. 200 çözeltinin arkadaşlar şu an elimde 50 tuz var. 150 gram da su var. Şimdi 90 gram suyu buharlaştır diyor. Buharlaştırdım. Elimde ne kaldı? 60 gram su kaldı. Ve 10 gram X katısı da çöküyormuş. 10 gram X katısını da çöktürürsem o zaman elimde 40 gram da tuz kaldı. Yani son çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diyor ya son çözelti bu zaten. Zaten 100 çözeltinin 40'ı tuz olduğuna göre aslında benim çözeltim ne oldu arkadaşlarım? %40'lık oldu tabii ki. Tamam. Evet,
bir yorum sorusu var gibi, hafif sayısal, hafif yorum sorusu. 40 gram kütlece %40'lık tuzlu su varmış. Bir de 400 gram kütlece %4'lük tuzlu su varmış. Ve X ve Y çözeltileriyle ilgili X, Y'den daha değişiktir diyor. Vallahi katılıyorum. Ama şuradaki 40'a ya da 400'e bakmıyorum. Benim baktığım yer %40'lık ve %4'lük. Burası %40, burası %4 olduğu için bence de X, Y'den daha değişik. Şimdi X'in birim hacimdeki çözünen tuz miktarı Y'den daha fazladır. Katılıyorum. Yani daha değişik olduğuna göre çözücü çözünen oranı daha fazla. Dolayısıyla birim hacimdeki tuz miktarı tabii ki daha fazla olacak. Hatta X çözeltisinin mesela tuz tadı daha fazla gelecektir. Daha yoğun, daha yüzdesi fazla olduğu için. X'te çözünmüş olarak bulunan tuz miktarı Y'ninkinden fazladır diyor. X'te 40 gram kütlece %40'lık, burada 400 gram %4'lük. Dolayısıyla tabii ki X'te çözünmüş olarak bulunan tuz miktarı Y'ninkinden daha fazla olacak. İsterseniz burada işlem de yapabilirsiniz. Hani X'ten için mesela ne dersin? 100 çözeltinin işte 40'ı tuzsa 40 çözeltinin ne kadarı dersin? Mesela işte burada şöyle şunlar gider, şöyle gider. Burada mesela 16 gram çözünmüş tuz var arkadaşlar. Y'ye bakacak olursak 100 çözeltinin 4'ü ise o 400 çözeltinin kaçıdır? İyi ki bakmışız. Arkadaşlar burada da x 16 çıktı. Ya var ya yani şey olarak hani ah, yani 40'ta işte falan falan hani bana hiç eşit çıkmaz gibi geldi mesela. Vallahi eşit çıktı. Dolayısıyla bunu almayacağız. X de aynı çıktı. Aman ha, atlamak yok sorulara, tamam mı? Ben işte atlanınca ne olacağını göstermeye çalıştım. İşte böyle oluyor. Aman ha unutmayın. Tamam mı? Şimdi Hocam bir şey sorabilir miyim? efendim. Derişiklerde niye gramına bakmıyor? Neye Caniko? Derişik diyor ya birinci öncülde mesela. Onda niye 40 ve 4 ile bakmak da direkt Ama %4 ile %40'a bakmak? tabii şimdi derişik seyreltiklikte direkt kütlece yüzdeye bakarsın. Emin. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Ben buraya bir bardak şey alayım. Su alayım. Tamam mı? Buraya da bir tencere su alayım. Tamam. Şimdi buraya 5 tane küp şeker atayım. 5 küp şeker. Buraya da işte 3 küp şeker atayım. Şimdi hangisinde şeker tadını daha iyi alırsın? Hangisi daha şekerlidir? Bardaktakini de hocam. Bardaktaki değil mi? Çünkü burada kütleye bakmayacaksın. Kütleyle bizim hiç işimiz yok. O yüzden sorunun başında onu söyledim. Sen yüzde derişime bakacaksın. Buranın yüzde derişimi daha fazla olduğu için direkt ona, o yüzden bu tür sorularda sizi aldatmak için verebilirler. Ay geçmiyor. Tamam. Hocam peki birinci öncülü sayısal bir son işlem sonucunda bulamayız mı? Bulabilirsin. X, Y'den daha derişiktir. Şeyini bulursun. O zaman şeylerini eşitlersin. Ya su ya da hani tuzu eşitleyip sayısal veri buluyorduk ya, tamamen derişik ve seyreltiklikle alakalı. O zaman şuradaki tuzu ya da suyu eşitlersin. Kim daha derişikse zaten ona şey diyebilirsin. X, aa bir dakika. Dur bakayım. Evet hocam. Tamam. Sıkıntı varsa bir kez daha anlatabilirim. Ben anladım hocam. Tamam. Evet, devam ediyoruz şimdi. Şimdi hacimce yüzde derişime geldim. Arkadaşlar bu da aynı. Kütlece yüzde derişim gibi çözünen hacmi, çözelti hacmi çarpı 100 diyorsunuz. İsterseniz de oran orantı kuruyorsunuz. Fark etmez. Hacimce %80'lik 300 milim etil alkol çözeltisinin nasıl hazırlandığını soruyor arkadaşlar. Şimdi hacimce %80'likse
Burada hemen saf etil alkolü buldu. Şöyle 240 milim. Yani burada şöyle söyleyebilirsiniz. 100 çözeltinin 80'i saf etil alkol olacaksa işte 300 milimin ne kadarı saf etil alkol olur diyor. Dolayısıyla burada yaptığınız işlem sonucu 240 milim saf etil alkol alırsın. Ama biz 300 milim çözelti hazırlayacağımız için 240 milim saf etil alkolü işte 300 milime ne yaparsın? Tamamlarsın. Yani 60 milimde ne eklersin? Su ekleyerek arkadaşlar 300 milim çözeltini ne yaparsın? Hazırlayabilirsin. Burada öyle bir soru sormuş. Hacimlerin arkadaşlar tam olarak tutmayacağını söylemiştik daha öncesinde de. Yani aslında sen 240 mililitre ile 300 mililitreyi, özür dilerim, 60 mililitreyi topladığında, yani kap olarak topladığında tam olarak 300 mililitre çıkmayacak. Genelde daha küçüğü olur demiştik. Ama sorularda tabii ki bunu bilemeyeceğimiz için sorularda bildiğiniz aynı sonuçtan gideceğiz. Burada da onu söylüyor. Soru çözümlerinde hacimdeki azalma dikkate alınmaz diyor tabii ki. Kütle hacim yüzdesi yine aynı. Bu kez de arkadaşlar çözünen kütlesi bölü çözelti hacmi diyoruz. Çarpı yüz diyoruz. Yine aynı sorularda da aynı şekilde gidebilirsiniz. İster oran orantıdan, burası zaten formülle çözdüğü için ben de aynı zamanda oran orantıyı anlatmaya çalışıyorum size. 200 mililitre şeker çözeltisinde 10 gram şeker çözülmüş diyor. Burada direkt diyeceğiniz şu, 200 mililitre çözeltinin 10 gramı şeker ise kütle hacim yüzdesini soruyor. 100 mililitre olsaydı ne kadarı diyecektiniz? Bu durumda demek ki kütle hacim yüzdemde ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Evet, burada çözülecek şey diyor. Hani çözeltiler hazırlanırken diyor. Önce diyor saf madde bulunur. Çözülecek madde miktarı hesaplanır. Beher gibi bir şeye ölçülür. Daha sonra çözelti hacmine ulaşana kadar da üzerine su eklenir diyor. Az önce şurada etil alkol çözeltisini hazırladığımız gibi. Pekiştirme sorularına bakalım. Hacimce %40'lık etil alkol çözeltisi hazırlamak için 36 mililitre etil alkol kullanılmıştır. Çözeltinin toplam hacmini soruyor. Arkadaşlar ben buradan şunu anlarım. 100 çözeltinin ya da hacimce diyor 100 mililitrenin 40 şeyi mililitresi alkolmüş. Peki ben 36 mililitre alkol kullandığım zaman acaba ne kadar çözelti kullanırım? Şu sıfırlar gitsin arkadaşlar. 4 ile 36 sadeleşiyor. Dolayısıyla şurada 9 kalsın. O zaman içler dışlar çarpımı da yaparsak zaten cevabımız 90 mililitre ne olacaktır? Çözelti olacaktır. Bize de zaten çözeltinin toplam hacmini soruyor. Dolayısıyla cevabımız 90 olacak. Bildiğiniz oran orantı kuruyorsunuz, tamam mı? Evet, 80 gram X tuzu çözülerek hazırlanan 500 mililitre çözeltinin kütle hacim yüzdesini soruyor. Arkadaşlarım 500 mililitrede 80 gram X tuzu var ise acaba 100 olsaydı ne kadar olurdu diyeceğiz burada da. Şöyle sıfırlar gidiyor. Bu durumda 5x eşittir 80 dersek x ne çıkacak arkadaşlarım? 16 gram demek ki tuz çözmemiz gerekiyor. Günlük hayatta turşu gibi gıdaların yapımında ve salatalarda kullanılan sirke asetik asitin hacimce %5'lik çözeltisiymiş. Yani 100 milim şey alıyorsan, sirke alıyorsan bunun 5 milimi asetik asitmiş arkadaşlar. Buna göre 25 mililitre saf asetik asit kullanarak ne kadar bir sirke elde edebilirim diyor. O zaman şu verilen bilgiden hareket ediyorum önce. Diyorum ki 100 mililitre sirkenin 5 milimi asetik asitmiş.
25 mililitre asetik asit kullandığımda acaba ne kadar sirke elde ederim? 25 5'in 5 katıysa x değeri de 100'ün 5 katı olmak zorunda. Bu durumda 500 mililitre ne elde ettim? Sirke elde ettim. Evet, hemen şu ppm'li kısmı da arkadaşlar anlatmak istiyorum. Şimdi daha önce sayısal problemleri de vardı ama kalktığını söylüyorlar son 2 ya da 3 senedir. Ama bazen yine kaynaklarda sorulabiliyor. Arkadaşlarım, ppm dediğim milyonda bir kısım. Yani 1 milyonda 1 diyebilirim. Aynı yüzdenin aynısı. %10'da nasıl 100 çözelti de 10 tutsa, ppm'de de mesela 2 ppm diyorsa arkadaşlar, 1 milyonda 2 olarak ne yapabilirsiniz? Bunu düşünebilirsiniz. Şimdi çözünen madde miktarının tabii ki çok az olduğu çözeltiler için kullanılıyor. Kütlece veya hacimce yüzde değişiminin kullanılması çok zor eğer çözünen miktar azsa. O yüzden bunun için arkadaşlar biz ppm gibi birimler, yani parts per million, yani milyonda bir olarak geçiyor. Bunu daha çok etiketlerin arkasında, mesela hazır gıdalarda, kozmetiklerde, içme suyunda, maden suyunda, değil mi? Analizlerinde genellikle ppm değeri kullanılıyor. Ppm çözeltinin milyonda birlik kısmında çözünen madde miktarı olarak çünkü geçiyor. Mesela atmosferdeki karbondioksit miktarını, ne bileyim, havuz suyunda bulunan işte sel eksi iyonun miktarını, bunları mesela hep ppm ile ne yapabilirsin? İfade edebilirsin. Mesela diyor ki 1 milyon gramda eğer 1 gram klor iyonu varsa, mesela bu klorun sonucu 1 ppm'dir. Mesela 1 milyon litrede 1 litre karbondioksit varsa, yine mesela buna ne diyebilirsin? Ppm diyebilirsin. Yani milyonda bir. Formülü şeyle aynı. Yüzdeyle aynı. Burada da çözünen kütlesi bölü yine çözelti kütlesi. Az önce arkadaşlar çarpı 100 demiştik. Burada tek fark çarpı milyon diyoruz. O yüzden 10 üzeri 6 diyoruz. Şimdi ppm'in birimi, hani ben bazen konuları anlatırken diyorum ki işte arkadaşlar, suların arkasında işte genelde etiketlerde hep ppm vardır. Hemen suyun etiketlerine bakın arkadaşım. Hocam ben hiç ppm göremedim. Hep miligram bölü litre vardır diyor. Çünkü arkadaşlar ppm'in birimi aslında miligram bölü litre. Tamam mı? Dolayısıyla 1 litre veya 1 kilogram çözeltide 1 miligram çözülmüş madde var ise, bunun da mesela derişimi ne oluyor? 1 ppm oluyor. Şimdi parts per million olduğunu söyledik. Günlük hayatta derişime bakıyorum. Arkadaşlar, gıda maddeleri, boya, kozmetik, ilaç, temizlik maddesi gibi birçok madde, birçok tüketim malzemelerin içeriğinde bulunan maddelerin derişimleri ürünlerin etiketlerinde ne yapıyor? Yer alıyor, değil mi? Arkasına bakarak işte içinde ne kadar asit var, ne kadar ne var, ne kadar ne var, ne yapabiliyoruz? Öğrenebiliyoruz. Gündelik hayatta kullanılan çözeltilerin derişimleri genellikle kütlece ve hacimce yüzde olarak ne yapıyor? Belirtiliyor. Mesela deniz suyundaki tuz oranından bahsedecek olursak, kütlece %3,5'lukmuş mesela. Tıpta yaygın olarak kullanılan serum fizyolojiklerde arkadaşlar, serum alıyoruz ya, mesela %0,9'lukmuş, yani %0,91 NaCl çözeltisi kullanılıyormuş. Yine kolonyalarda mesela ne yapıyoruz? Hacimce şey kullanıyoruz. %80 etil alkol, %20 su içeren mesela bir çözelti olduğu için kolonyalarda hacimce %80'lik oluyor. Şimdi günlük hayatta büyük olan şeyleri kütlece ve hacimce diye düşünürken, küçük olan şeylerde de tabii ki ppm gibi ifadeler kullanıyoruz. Mesela tertridiyot, mikrop ve bakteriler üzerinde öldürücü etkisi olan bir ilaçta hatırlıyorsanız, 2 gram iyot ve 2,5 gram sodyum iyodür alınarak hacmi etil alkollü arkadaşlar 100 mililitreye tamamlanıyor mesela. Balda mesela yine su miktarı yüzde olarak konuşuluyor.
Ama mesela içme suyunun yapısında bulunan iyonlar, yani etiket işte dedik ya hep miligram bölü litredir dedik. Mesela onlar hep ppm olarak ne yapılıyor? Söyleniyor. Pekiştirme soruları var. Hemen bakalım. Bir gıda maddesinin içindekiler bölümü aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar. 100 gram gıda maddesi 0,4 gram tuz içerir mi grafiğe göre? Bakın 100 gram üründe 0,4 gram tuz var. Dolayısıyla burası ne oldu? Doğru oldu. Günlük tuz ihtiyacı 5 gram çıkar mı bu durumda? Günlük tuz ihtiyacı. Evet, günlük tuz ihtiyacı demiştik. Şimdi tabloya göre şöyle %8'lik olduğunu söylüyor. O zaman %8'likse 0,4'te de arkadaşlar şuranın cevabı 5 çıkacak zaten. Burası bunların yarısı olduğu için. Şurası da doğru oldu. Bu gıdanın 50 gramı 2,8 gram doymuş yağ içerir diyor arkadaşlar. Doymuş yağda 2,8 gram 100 gram için verilmiş değerler. O zaman 50 gram olduğunda 2,8 değil 1,4 demesi gerekiyordu. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlarım? Yanlış oldu. Cevabımız Denizli'ye gitti. Tamam. Evet. Verilen çözeltilerin hangisinde çözünen madde oranını ppm olarak ifade etmek en uygundur diyor. Vallahi direkt şurada arkadaşlar içme suyundaki sülfat. Çünkü içme suyundaki bütün değerler etiket olarak ölçüm olarak ppm olarak ölçülmeye daha müsait olduğu için etiketlerde ya miligram bölü litre görürsünüz ya da ppm görürsünüz arkadaşlarım. Tamam mıyız?